أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Evet kardeşlerim, Allah-u Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz en çok insanların işlediği şirk fiillerinden olan riya kavramı üzerine duracağız. İnsanların amellerini iptal eden, insanın namazından, orucundan, haccından, zekatından kendisine günah yazdırtıp bunun sebebiyle kıldığı namaz ve oruçlar neticesinde cehenneme gitmesine sebep olan en büyük hastalıklardan, çağımızın vebası kabul ettiğimiz, insanların bütün böyle dinini, inancını bir şekilde böyle gösterişe, riyaya döktüğü bir yüzyılda yaşadığımız için çağın vebası dediğimiz gizli şirk fiili üzerine duracağız. Çünkü Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve İslam'ı biraz bilen bir insan Allah-u Teala'ya şirkten şiddetle sakınır, şirk fiillerinden kendini korur. Ama insanların en büyük hastalığı riyadır. Riya nedir? Birileri desinler, birileri gösteriş olsun, birileri methetsin, birileri övsün, birileri böyle takdis etsin, onu övsün, onu methetsin, onu ön plana çıksın, onu parmakla göstersin mantığı ve zihniyetiyle insanların Allah-u Teala için yapması gereken amelleri birilerinin övgüsüne ve methiyesine mazhar olmak için yaptığı hastalıktan bahsedeceğiz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerinde açık ve net olarak şunu söylüyor. Yani diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, bu ümmetim için en çok korktuğum amellerin başında şirk gelir diyor. Sahabe de şoka giriyor. Nasıl olacak ya Resulallah? Zaten biz şirkten teberrih ettik, şirkten İslam'a döndük. Nasıl olur? Ben bunu demiyorum diyor. Ben demiyorum ki siz işte putlara tapacaksınız. Gene eskisi gibi şirkin adet ve geleneklerine, örflerine, şeyine döneceksiniz. Öyle siz ne yapacaksınız? İnsanların mükafat ve amellerini, yani insan yaptığınız amellerin mükafatını ve karşılığını insanlardan bekleyecek diyerek Nebi Aleyhisselatü Vesselam bununla alakalı uyarılarda bulunmuş. Biz de ara ara bu meseleyi hatırlatarak kimsenin birilerine gösteriş yapması, kimsenin amellerini, namazlarını, ibadetlerini veya herhangi bir düşünce veya fikriyatını Allah-u Teala'dan karşılık ve ecir beklediği bir şey başkaları için yapmaması gerektiğini, yaptığı takdirde de bundan dolayı onun için bir sevap ve ecir olmadığını, ecirden gayrı onun için bir azabın olduğu mutlaktır. Deniliyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir rivayette, Ahmed bin Hanbel Müsned'inde geçtiği üzerine diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, sizin için korktuğum şeylerin en korkuncu küçük şirk olan riyadır diyor. Allah kıyamet günü insanların amellerini, mükafatlarını verdiği vakit gösteriş yapanlara, dünyada kime gösteriş yaptıysanız, kimin için kıldıysanız, kimin için bu amelleri işlediyseniz, gidin bakın bakayım onların size verebilecek bir ecir ve mükafatı var mı? Yani açık ve net olarak Allah-u Teala riya fiilini işleyen bir insanın kesinlikle yaptığı namaz ve ibadetlerden, tuttuğu oruçlardan, verdiği zekatlardan, yaptığı hasenattan hiçbir şekilde Rabbinin nezdinde kendileri için bir ecir olmadığını, kimden bunun metiyesini, kimden bunun övgüsünü, kimden bunun parmakla gösterilme hissini ve arzusunu temenni etmişlerse gidip ondan bir karşılık beklemelerini bizzat yine bir aleyhissalatü vesselam böyle buyuruyor. Onu da Mecmu'u Zevaid'de, Menfa'ul Fevaid'de, 1. cilde 102. hadis numarasıyla veriyor. Ahmed bin Hanbel'in de müsnedde rivayet ettiği üzere. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifinde açık ve net olarak bir insanın Allah-u Teala değil de başkasından karşılık beklediği takdirde o amelin Allah tarafından hiçbir şekilde ona bir ecir olarak verilmeyeceğini söyler. Tabiri caizse riyakar bir insanın, yani tabiri caizse riyakar bir insanın yaptığı amel bozuk para gibidir. Yani karşılığı olmayan para gibidir, sahte para gibidir. Nasıl ki sahte paranın bir karşılığı yok ve bir alacağı, bir vereceği olmadığı gibi o insan o ameli de sahte yaptığı için Allah-u Teala'dan alacak bir ecri olmadığını söyler. Hatta Teberani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bununla alakalı bir uyarı da bulunuyor ve şöyle diyor. Riyanın en küçüğü da şirktir. Allah katında kulların en sevimlisi takva sahibi. Yani yaptığı bütün amelin ve aynı keza yaptığı bütün fiilini gizlilikle yapan, Allah-u Teala'dan ecir ve mükafatını bekleyen, cömert olan kullar olarak tarif ediyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam, gizli yapandır. Yani amel ve taatlerini dünyalık şaibelerden korumak için son derece gizliliğe dikkat eden, onları örten kimse olarak tarif ediyor. Onlar ki ortadan kayboldukları vakit gözler onları asla aramaz.
Neden? Çünkü hiç kimseye karşı böyle bir riyakarlık, bir gösteriş, amelleri ve ibadetlerini ve tabi bu nafileleri kastediyoruz. Farz olan namazları, mesela beş vakit namazı veya Ramazan orucunu ben gizliyim de kimse bilmesin demek haram olur. O riyaya girmez alimlerin tabiriyle. Riya nedir? İnsanı manevi olarak farzlar dışında yaptığı ameller veya farzları kıldığı zaman, yani biri yanında olduğu zaman ağırla, güzellikle, böyle nasıl söyleyeyim, çok göze batacak şekilde abartı abartı kılarken yalnız kıldığı zaman bunu böyle sade bir şekilde, hızlı bir şekilde bitirmesi olarak tarif ediliyor. Çünkü Allahu Teala kendisine zaten şah damarından daha yakındır. Allahu Teala yeryüzündeki bütün varlıklardan daha çok kuluna yakındır. Sen onu görmesen de o seni görüyor. Eğer bir insan bu hisle namaz ve ibadetlerini eda ederse bu insanın hayatına, namazına, hiçbir şeyine riya girmez. Yalnız bir insan Allahu Teala'nın huzuruna çıkıp da ondan gafil bir şekilde o ibadetleri eda eder de eğer bir toplumda, bir topluluk içerisinde bulunur, normalde namazlarını gizli olduğu zaman kimse görmeyince kılmayan ama birileriyle kalınca da böyle ayıptır mayıptır bir mantıkla kılan insanın mükafat bu ibadetlerden almayacağını zaten Nebi Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Aynı keza bir Müslüman yalnızken kılıyor, belki hızlı hızlı kılıyor. Bazen biz görüyoruz mesela tekstillerde, değişik yerlerde adam aynen horoz veya tavuğun yerden taneleri toplaması gibi adam namaz kılıyor. Gidiyor bir namaza durmasıyla kalkması neredeyse bir dakikayı bulmuyor yani. Bitiriyor geliyor. Abdesti de 1-1,5-2 dakikada yani adam 3-4 dakikada bu işi bitirip geliyor. Misal örnek vereyim. Bütün şeyiyle beraber ama mesela bir yerde bir toplulukta olunca böyle gösteriş yapan veya tabiri caizse hayatında İslam'ı hatırlamayıp, İslam'ı hiçbir örfü hatırlamayıp işte bir gün bir alim, bir şeyh, tanınan bir veli, bir zat geldiğinde gidip takıp gösteriş yapıp bilmem böyle pop poplu dindar ayaklarına yatan bir takım insan sınıfları vardır. İşte bunlar gibilerine riyakar denilir. Ve riyakar hiçbir amelini Allah-u Teala rızası için yapmadığı için Rabbimle onun arasında hiçbir anlaşma ve hiçbir sözleşme olmadığını hadis-i şerifler açık ve net olarak söyler. Onun için gerçekten ben her zaman diyorum. Ya insanlarla uğraşmayı, insanları çekiştirme, insanların hataları peşinde koşmayı insan terk etmeli. Her zaman kendisini, merceğini, yani böyle insanların ayıplarını arayan insanlarda özel mercekler var ya, o merceği kendisine iletecek, kendisine yönlendirecek, sadece kendisine odaklanacak, kendi hata ve eksiklikleri peşinde koşacak. Ancak bir insan bu şekilde takvayı, izzeti, ihlası yakalar. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir o müminler yani o gerçekten takva sahibi olan amellerini Allah-u Teala rızası için yapan, hiç gösterişten, abartıdan, her şeyden sakınan, imkan dahilinde yani sadece Rabbinin hoşnutluğunu, rızasını arayan kimseler, eğer onlar ortadan kalkarsa kimse ne bilir, ne görür, ne bir şey yapar ama onlar, işte onlar karanlıkların aydınlığı ve hidayetin imamları kimlerdir? Takva sahibi olanlardır diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Hatta mesela bir sahih hadisinde Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Benim ümmetimin münafıkları hep okur yazarlardır diyor. Ümmetimin münafıkları hep okur yazarlardır. Burada kastettiği nedir? Mesela adam ilim okuyor ama o ilmi Allahu Teala rızası için okumuyor. Sadece dünyalık elde etmek, şöhret ve makam sahibi olmak için yapıyor. Hesabı, kitabı ona odaklıdır. Mesela benim tanıdığım örnek vereyim yani ismen de cismen de hiçbiriniz bilmeyiz mesela adam imamlık sınavına girmiş işte imamlık sınavını kazanmış Diyanet onu atayacak. Mübareği atamamış zoruna gitmiş namazı bırakmış. Bak namazı bırakmış 6 ay 7 ay 1 sene 1,5 sene 2 sene 2 sene sonra buna kadro çıkınca mübarek namaza başlamış ve namazını kılmaya başlamış. Adam imamdır hafızdır misal örnek vereyim. Yani camide hocalık yapıyor ama arkadan da sayısal notaları dolduruyor. Bu nedir? Bunlar aslında riyakar insanlardır. Sadece belli bir çıkarın karşılığında ibadet ediyormuşçasına davranan ama kalbinde Rabbine karşı en ufak bir haya, en ufak bir korku, havf ve en ufak bir böyle ne diyeyim yani benim Rabbim görüyor, içimi ve dışımı biliyor, ben niye böyle ikiyüzlü davranıyorum demiyor. Ve bu şekilde yürüyor. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin münafıkları genelde okur ve yazarlardır. Aslında saf insanlardan münafık çıkmaz. Münafık kimlerden çıkar biliyor musunuz? Makam mevki sahiplerinden veya belli bir yeri işgal etmiş, belli bir cemaatte yer edinmiş, belli şeyleri ele etmiş. Onları kaybetmemek için Abdullah İbni Selul gibi sürekli takiye yapan, riyakarca davranan, Müslümanların içinde namaz kılıp ibadet eden, yalnız kalınca da hiçbir ibadeti eda etmeyen bir insan sınıfı. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam, gerçekte Allah-u Teala'ya riya değil de takva ile amel edenin, takva ile ibadet edenin
Rabbinin nezdinde daha değerli olduğunu söyler. Bunu da Et-Tergib ve Terhib'de İbn-i Mecah Hakim ve Beyhaki Müderek'te bu şekilde rivayet etmiş. Sahih 1. cilt 68 hadis numarasıyla vermiş. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bu saydığım iki hadis-i şerifin ikisi de sahih olarak bize ulaşmış. Nitekim İbn-i Mecah'tan Şeddat bin Eurs yoluyla gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ümmetim için korktuğum şeylerin en korkutucu olanı Allah'a şirk koşmaktır buyuruyor. Çünkü gerçekten şirkin hiçbir şekilde affı yoktur. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İsra Miraç'a gittiği zaman Allahu Teala iki günah müstesna hiçbir günah yoktur ki Allahu Teala affetmesin diyor. Biri şirk fiilidir, biri kul hakkıdır. Kul hakkı boynunda olan insanın Allah tarafından affedilmesi ve bağışlanması söz konusu değildir. Neden? O zaman Allahu Teala hak sahibine zulmetmiş olur. Ondan dolayı Cibril-i Emin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Allahu Teala şehitlerin bütün günahlarını bağışlar. İlk damla kanı yeryüzüne döküldüğü andan itibaren. Ama kul hakkı müstesna. Onu da kendi üstlenir diyor. Yani hak sahibi tatmin olup evet Rabbim ben hakkımdan vazgeçtim deyinceye kadar ona nimetlerinden verir. Ne zaman ki o kabul etti o zaman o şehit de oradan cennete gider. O kadar ki kul hakkı meselesi önemli. Bir de şirk. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam ben ümmetim için en çok korktuğum şeylerden ve korkutucu olanların en korkuncu şirk fiilidir diyor. Ve günümüz insanları gerçekten mesela toplumda şirk kavramı var. Yani bugün Türkiye toplumu içerisinde bizim Müslüman toplum, kendini İslam'a nispet eden bu toplum içerisinde açık şirk de vardır. Havfi şirk de vardır ve küçük şirk dediğimiz fiiller de vardır. Ama İslam'a kendini atfeden insanlar, kendini bir cemaate, bir gruba, bir tebaaya atfeden ve kendisini bir İslami söylemiyle kendini ortaya koyan insanlarda en tehlikeli olan şirk işte havf şirk dediğim, havfi şirk dediğimiz riya kavramıdır. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu konuda uyarıyor. Bir Müslüman var ya eğer gerçekten kendi göstergesi, kendi pusulası iç alemine yönelik değilse, kendisini sorgulamaya yönelik değilse o insan mutlaka hata eder, mutlaka büyük günahları boynuna alır. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allah'a şirk koşmaktır der. Sonra diyor, buyuruyor ki dikkat edin. Ben güneşe taparlar, aya taparlar, puta taparlar demiyorum. Demiyorum ancak Allah'tan başkası için yapılan ameller ve gizli şevhetleri kastediyorum diyor. Yani insan kendi nefsine yeniliyor. Sonra dini çıkarlarına uyar diyor. Dini kendi menfaatine göre ne yapıyor? Eksenliyor. Helali ve haramı egosuna göre belirliyor. Çıkarlarına ve nefsi düşüncelerine veya dünyevi meselelerine göre dini tahlil ediyor. Ona göre kendi hükümler çıkarıyor. Mesela bir takım insanlar vardır. Allah'ın şeriatını yaşamak onlara çok ağır geliyor. Çok ağır geliyor. Bu sefer kalkıp ne diyorlar? Diyorlar ki ya Allahu Teala sünneti bize emretmemiş. Bize Kur'an yeter. Sonra Kur'an'ı ne yapıyorlar? Kendi egolarına, kendi şevhetlerine sunuyor, arz ediyorlar ve oradan şevhetsel olarak. Geçen gün mesela ben baktım bazı mealistler, yani mesela örnek vereyim, en güzeli Mustafa İslamoğlu'dur. Bundan 30 sene önceki Mustafa'yı ben tanıyorum, bugün 30 sene sonraki Mustafa'yı kıyas ettiğimde bir deist görüyorum. Adam mesela Afganistan'da örnek vereyim, bir İslami mücadelenin sonucunda Amerika'ya yenildi, mağlup oldu, çekildi. Oradaki Müslüman alimler ve halk topluluğu şer'i bir devlet kurmaya karar verdi. Devletin temelleri ve ilkeleri Talibanca açıklandı. Dedi ki bu devlet dedi şeriata göre, Kur'an anayasasına göre, Hanifi mezhebini ve Maturidi ilkelerine göre kurulmuştur. Hatta kendilerini tarif ederken dediler ki biz Hanifi mezhebinin en koyu, en radikal, en sert söylemiyle dedi ki o da kimdir? İbn-i Abidin ekoludur. Biz ona göre hareket edeceğiz. Afganistan'da bir İslam devleti kuracağız. Adam tweet atmış diyor ki İslam devleti nedir diyor. Şer'i devlet nedir diyor. Dinimizin neresinde var bu? Ama aynı adam 3 Muhammed'i anlatırken Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın devlet liderliğinden kurduğu şer'i devletten ülkelerden bahsediyor. İşte gerçekten bir insan kalkıp da riyakar, söylemsel, edebi, sadece bazıları var ya lafı çatlatırcasına edebiyat yaparlar, böyle laf öbeliği yaparlar, kelimeleri süsler de püslerler ama içlerinde İslam'dan bir şey yoktur. İşte bu insanların sonu ya deizmdir ya ateizmdir ya da daha büyük bir küfürdür. Ama sonları İslam değildir yani. Ondan dolayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada verdiği mesaj budur. Birincisi riyadır, yani bir insanın amelini başkası için yapmasıdır, karşılığını ondan beklemesidir veya gizli şevhet dediği yani dini nefsine uyarlamasıdır. Dini nefsi doğrultusunda kabullenip nefsi doğrultusunda yaşamasıdır. İşine gelen yeri
itaat edecek, işine gelmeyen yerde kim benim nefsime uygun fetva veriyorsa onun fetvasını alma mantığına gittiği zaman buna gizli şevhet denilir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunların çok tehlikeli olduğunu söylüyor. Aynı keza bunu Tirmizi hakim rivayet ediyor. Ve başka bir rivayette de buna benzer olarak ümmetimde şirk düz bir taş üzerinde yürüyen, bak siyah düz bir taş üzerinde yürüyen karıncanın ayak sesinden daha gizlidir diyor. Riya. Bir dümdüz taş düşünün, bir karınca yürüyor. Sen herhalde dünyadaki en farklı mikrofonu da götürsen o ayak sesini alman için çok yüksek bir dise böyle hassas bir cihaz götürmen lazım ki al düğüm eşiğinin altında bir ses kaydı alması lazım ki karıncanın ayak sesini duysun. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin şirki yani o dediğimiz riya kavramı bir karıncanın yürüdüğü zaman bıraktığı ayak izi ve ayak sesi kadar gizlidir diyor. Yani o kadar ki hassas, o kadar ki basittir. Bir insan Allah-u Teala rızası için mesela cihada gitmeye karar verir ama yoldayken şeytan niyetiyle oynar. Gelir onun kulağına fısıldar, onu hayallere, düşüncelere iter. Ya şimdi sen şöyle yapacaksın, millet böyle diyecek, sen böyle yapacaksın, şöyle diyecek. Sonra bak o yolda giderken niyet değişiyor. Fisebilillah başladı ama riyada bitti. O zaman bu insan öldüğü zaman kıyamet günü Allah-u Teala da ondan şehadetini kabul etmez. Çünkü niyetini biliyor. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir adam gösteriyorlar. Kahramanlığıyla, cesaretiyle, savaşmasıyla. Allah'ın Resulü diyor ki bana Cibril-i Emin dedi ki o cehennemliktir. O cehennemliktir dedi. Sonra diyor çatıştı ve yaralandı. Yaralanınca diyor birileri ona sordu. Ya dedi sen bu savaşı ne için geldin? Ben akrabalarımın şanı şöhreti için, aşiretimin büyümesi, güçlü gözükmesi için şöyle böyle amaçlarla geldim dedi. Sonra da şah damarını kesip kendini öldürdü. Acılara dayanmayınca intihar etti. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam dediği doğru oldu. Aynı keza adamın zaten söylemi nedir? İşte şan ve şöhret için. Yani birileri falan kimse, falan ailenin, falan aşiretin adamları çok merttir, çok cesurdur, çok kahramandır, çok savaşçıdırlar gibi bir söylem için geldiğini söylüyor ki bu da boştur, anlamsızdır, karşılıksızdır. Ona hiçbir şey kazandırmayacak. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam gerçekten riya fiilinden Müslümanların çok sakınması gerektiğini ve her zaman insanın kendisini sürekli mahkemede tutması gerekiyor. Kendi hayatını, kendi davranışlarını sürekli Rabbinin terazisinden geçirmesi gerekiyor. Çevresinde bir insanda bir hata gördüğü zaman önce ilk sorusu bende var mı? Bu hata bende işliyor muyum diye kendisine mutlaka sormalı. Eğer varsa onunla uğraşmaktansa kendine çeki düzen vermek zorunluluğu var. Çünkü gerçekten şeytan insanlarla en çok İslam'ın içinde oynuyor. Din içerisinde oyunları müthiştir. Biz daha önceki derslerimizde de çok dedim ki şeytan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki ya Muhammed benim 100.000 hilem varsa 70.000'i Rahmani gözükür. Yani yapan bundan hayır umar ama aslında o attığı adımlarla İslam'dan uzaklaşır. O hilelerle yoldan çıkarılır. Burada da Nebi Aleyhisselatü Vesselam şirkin bu kadar tehlikeli olduğunu söylüyor. Hatta hakimin rivayetinde ise gizli şirk başkasına gösteriş için yapılan ameldir buyuruyor. Başkasına gösteriş. Yani başkasına gösteriş derken ben filan kimse beni övsün desin ki ya filan kız ne kadar dürüst bir adam. Filan kimse desin ki filan kimse ne cesur bir adam. Yani birileri desin diye yaptığın şeyin hepsi şirktir ve riyadır. Öyle bu şirk, bak bu şirk insanı kafir etmez, irtidada da götürmez ama bütün amellerini ifsad eder. En tehlikeli olan da bu zaten. Şeytanın ümidini kırmadı. Hiçbir zaman vazgeçemediği Müslümanlardan almayı başaracağı yöntemin başında riya gelir. Bunu başardı mı zaten adamı elbisesiz bırakıyor kıyamet günü mahşer meydanında. Yani onu Allah-u Teala nezdinde temize çıkaracak bir durum arkasında bırakmıyor. Onu da bu şekilde rivayet ediyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bunu da Sünne İbn-i Mecah'ta 2. ciltte 1408 hadis numarasıyla veriyor. Ve diyor ki sahihtir. Tirmizi'nin hakimin ve Ebu Nuaym'ın rivayetinde ise aleyhissalatü vesselam gizli şirkle alakalı olarak şöyle bir tarif kullanmıştır. Gizli şirk gece karanlığında düz bir taş üzerinde, siyah bir düz taş üzerinde karıncanın yürümesinden daha gizlidir buyurarak en şehveni zulme rıza göstermek ve adalette kızmaktır. Halbuki din ancak Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir buyuruyor. Bak dikkat ederseniz burada 3 tane de uyarıda bulunuyor. Birincisi ne diyor? Şirk diyor gece karanlığında bir karıncanın yürüdüğü zaman bıraktığı ayak izi kadar gizlidir. Aynı keza en şevheni
ve zulüm ve zulme rıza göstermek ve adalet yapıldığı zaman. Mesela bazı insanlar vardır şer'i mahkemelere veya giderler. Alimler der ki ya sen haksızsın, buna kızar. Mesela hatırlarsanız geçen sene Nurşid'de bir tane seydayı bir adam sırf onu haksız buldu diyordurdu. Bu aslında bundan daha büyük bir haram yok yani. Çünkü Allah'ın şeriatını beğenmeyip de Allah'ın şeriatı adına hüküm veren adamı öldürmek Allah'a açık isyandır yani. Allah-u Teala'ya açık meydan okumadır ki bundan daha büyük bir günah yok. Hatta ben size şöyle bir ilke de söyleyeyim. İslam hukukunda şöyle bir kaide vardır. Bir adam bir adamla davacı olduğu zaman biri dese ki hadi Allah'ın şeriatına gidelim. Yani alimlere gidelim. Bir alim meclisi toplansın, hakkımızda hüküm versin. Öbürü dese ki ben şeriata gelmem derse irtidat eder. Yani o derece büyük bir günahtır. Allah'ın şeriatına bir adam davet edildiği zaman işine gelsin gelmesin icabet etmek zorundadır. Çünkü bu hüküm böyledir yani. Allah'ın hukukuna ve hükmüne davet edilen adamın böyle itiraz hakkı yoktur. Gelecek. Zaten haklıysa hakkını alacak. Haksız da haksızsa da haksızlığı ortaya çıkacak. Ondan dolayı şeriatı kimler istemez diye böyle rahmetli Timurtaş Hoca'nın güzel bir söylemi vardı. Derdi ki şeriatı hırsızlar istemez, şeriatı tecavüzcüler istemez, şeriatı yeryüzünde zulüm ve istibdatla insanları sömürenler istemez. Çünkü şeriat adalettir, şeriat hükmü hiçbir zaman menfaati ve çıkarları birilerinin böyle para karşılığında, rant karşılığında, bir şeyler karşılığında hüküm değiştiremediği bir şeydir. Yani şer'i hukuk bellidir. İslam hukuku her biraz ilmi, biraz da İslam'ı bilen herkesin bilebildiği bir meseledir yani. O kadar nettir. Allah-u Teala'nın adalet ilkeleri vardır. Hak ve hukuk ilkeleri vardır. Onlar belirlenmiştir. Kimse onlar üzerinde oyunlar oynayamaz. Oynarsa da ortaya çıkar. Bu sefer onu yapan suçlu konuma düşer ki Allah-u Teala nezdinde azabı da ağır olur. Onun için en şevheni zulüme rıza göstermek ve adalete kızmaktır diyor. Halbuki din ancak Allah için sevmek, Allah için buğz etmekle olur. Yani bir insanın dini ne zaman ki bir Müslümanı Allah rızası için sevdi ve birilerinin Allah-u Teala'nın dinine olan nefret ve düşmanlığına karşı bir kızgınlık olarak ortaya çıktı. Zaten o insan gerçek bir mümindir. Allah'a ve Resulüne ve ahiret günü iman etmiş bir insandır. Hatta bunu da İbn-i Mecah 2. cilt 1406 hadis numarasıyla veriyor ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle dediğini buyuruyor. Tirmizi ve Hakim'in Ebu Hureyre ile rivayet ettiği bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam kıyamet günü olduğu vakit Allah-u Teala şekil, Allah-u Teala hesaplarını görmek üzere kullarına tecelli eder diyor rivayette. Kullarının tümü dizüstü çökmüş, şaşkın, perişan bir vaziyette ilk hesaba çağrılacak olanlar, Kur'an'ı ezberlemiş bir hafız, Allah yolunda savaşıp ölen bir şehit ve zenginlerdir diyor. Yani alimler de kastediliyor. Bu üç sınıf insanın Allah-u Teala tarafından ilk önce kıyamet günü mizana çağrılacak sınıflar olduğunu söylüyor. Bu hadis-i şerif sahihtir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bize ulaşmış. Yani burada diyor ya Nebi Aleyhisselatü Vesselam, işte dini ifsad eden, insanın maneviyatını, bütün amellerini zayi eden, hiçbir karşılıksız bırakan, yani tabiri caizse puf eden, havada böyle tavada hava dövmek gibi hiçbir amel bırakmıyor ama bütün terini boşa götüren bir şekilden bahsediyor. Burada da üç sınıf insandan. Birincisi hafız alim, ikincisi Allah yolunda öldürülen şehit, üçüncüsü de Allah'ın çok zenginlik verdiği Müslüman bir zengin tüccar. Üçü diyor ki Allah-u Teala okuyucu yani Kur'an hafızına ve alime diyecek ki Resul'ün indirdiği kitabı, Kur'an'ı sana öğretmedim mi diye soracak. Evet öğrettin ya Rab der. Allah-u Teala o halde bu öğrendiğinle ne kadar amel ettin diye sorar. Okuyucu gece gündüz senin rızan için okudum ve okuttum der. Allah-u Teala ona yalan söyledin buyurun. Melekler de Allah-u Teala'yı teyit ederek sen yalan söyledin derler. Allah-u Teala belki bunları yaparken benim rızam değil de halkın teveccühünü ve falan ne okuyucudur, ne kadar güzel okuyor, ne güzel kıraatı var, ne kadar güzel hitabı var vesaire şeyler desinler diye sen yapmışsındır der. Hakikaten de öyle dediler buyurur. Zengin getirir, Allah-u Teala zengin getirilir, Allah-u Teala ona da size hiç kimseye muhtaç olmayacak şekilde servet vermedim buyurur. Zengin de evet verdin ya Rabbi der. Allah-u Teala o halde sana verdiğim bu servet ile ne kadar amel ettin diye sorduğunda zengin der ki senin rızan için akrabalarımı gözettim, fakirleri, yoksulları gözettim, onlara tasadduk ettim. Yani zekat mı verdim, hasenat verdim, hayır verdim, fedakarca davrandım der. Allah-u Teala yalan söyledin, melekler de Allah-u Teala'nın arkasından sen yalan konuşuyorsun der.
Ve Allahu Teala ona der ki belki sen birileri işte falan kimse ne kadar cömerttir, ne kadar eli açıktır, ne kadar iyilikseverdir. Ki hatırlıyorsanız bir aralar böyle bizim zenginlerimiz televizyonları ve kameraları çağırır öyle fakirlere verirlerdi, razı rızfa ederlerdi. Ki bu riyadır yani öyle şeyler olmamalısı gerekiyor. Onu öyle yaparlardı. Yalan söyledin der Allahu Teala belki bunu falanca kimseler cömerttir, eli açıktır, çokça tasadduk ediyor desinler diyenler. Sonra Allah yolunda öldürülen biri getirilir. Allahu Teala niçin öldürüldün diye sorduğunda o da görüyorsun Rabbim üzerimdeki kanlardan senin yolunda savaştım ve öldürüldüm der. Emrolundum ve öldürülünceye kadar savaştım der. Allahu Teala'ya yalan söyledin, buyurur melekler de yalan söyledin der. Sonra Allahu Teala belki falan ne kahraman ne cesur bir adamdır demesini istedin, o da bunu dedi buyurur. Ravi diyor ki Ebu Hureyre, sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam eliyle dizine vurarak, ey Ebu Hureyre kıyamet günü yalın ateşe, yani ilk cehenneme atılan üç sınıf insan bunlardır. Riyakarlardır diyor. Yani Allahu Teala için bir amelde bulunmuş ama amelin karşılığında cehenneme atılmış üç sınıf insan. Onun için gerçekten en tehlikeli olan budur. Yani bir insan amel işleyecek, namaz kılacak, oruç tutacak, hac vazifesini yerine getirecek, umre edecek, hayırlı işlerde bulunacak. Ama hiçbiri Allahu Teala'nın rızası içinde olmayacak. Şeytanın bilinçaltında algısıyla, şetimiyle, insanın kalbine fısıldamasıyla oynadığı hilelerle onu amelinden koparacak, riyaya sürükleyecek bir halden bahsediyor. Bunu da kim rivayet etmiş? Sünen-i Tirmizi'de 4. ciltte 591 hadis numarasıyla aleyhissalatü vesselam'dan Ebu Hureyre rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü yalın yani çıplak bir şekilde cehenneme atılan ilk üç sınıf insan bunlardır diyor. Ki sebebi nedir? Riyadır, gösteriştir. Yani Allah'ın rızasını değil de birilerinin teveccühünü beklemek budur. Ahmed bin Hanbel'in, Müslüm'ün, Nesai'nin, Hakim'in de aynı mealde rivayetleri vardır. Yani Hakim bir rivayetinde der ki Resulullah aleyhissalatü vesselam kıyamet günü hesap anında üç kişi helak olacaktır. Cömertler, kahramanlar, alimler. Yani gösteriş ve desinler için cömertlik edenler, aynı maksatla savaşanlar ve aynı maksatla ilim tahsil edenler buyurmuştur. Bunu da Ahmed bin Hanbel, Tirmizi İbni Mecah, Ebu Sa'd, Ebu Fudale bin El-Ensari radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam şöyle buyurduğunu söyler. Allahu Teala vukuunda şüphe olmayan kıyamet gününde ilk ve son bütün insanlar bir araya toplandığı vakit bir münadi yani bir melek nida edecek. Herkesin duyacağı şekilde seslenecek. Amelinde Allah'tan başkasına ortak koşan, ortak eden gösteriş ile amel eden sevabını Allah'tan başkasından yani o gösterişi yaptı kimseden istesin. Allah ortakların ortaklığından ve müstegni olandır. Yani onlardan kat'iyen teberri etmiştir ve kat'iyen ortaklık kabul etmez diye nida eder, seslenir. Yani Allahu Teala bir bu kutsi hadistir. Kıyamet günü Allahu Teala bir meleğe diyecek ki nida et de ki amelini Allah'tan başkası için Allah'a şerik koşarak birilerini alet edenler, ortak edenler veya desinler diye amel edip de bu amelini zayi edenlere sesleniyor. Kim Allah dışında bir gayeyle yani Allah'a birilerini amelde şirk koşmuşsa gitsin ondan hakkını istesin. Çünkü Rabbim onlardan teberri etmiş, onlardan müstağnidir ve kat'iyen onlar ortaklığı kabul etmez. Yani hiçbir ecriniz, mükafatınız yoktur der. Ve mesele bu şekilde kapatılır. Bunu da kim? Sünne İbn-i Mecah'ta 2. ciltte 1406-7-8'lerde bu şekilde söylüyor. Yani Nebi aleyhissalatü vesselam açık ve net olarak bir insan ameline her ufak bir şeyi ortak koştu takdirde bütün amelini zayi olacağını, hiçbir hayır ve ecir alamayacağını, bütün amelini çöpe dökeceğini, atacağını söylüyor. Gerçekten bizim bu konuda çok hassas davranmamız lazım. Yani iki günlük dünya hayatıdır. Hataya mahal vermemek lazım. Yanlışa mahal vermemek lazım. Şu dünya hayatı içerisinde bir insan takvasını, ihlasını kaybettiği zaman zaten bütün her şeyini yitirmiştir. İnan ben size bir şey söyleyeyim. Şeytan sürekli uzun emellerle bize yaklaşır. Sürekli sanki çok uzun yaşayacakmışız, sanki hiç ölmeyecekmişiz, sanki hep bu dünya hayatında var olacağız. Aslında sanki hiç doğmamışız, hep buradaymışız gibi bir his ve izlenim vererek bizi bu dünyada haram bataklığına çekmeye, Allah'a isyana çekmeye, çekemediyse de İslam'da riyaya çekmeye çalışır. Eğer bunlardan birinde başarılı olursa siz kendinizi helak edersiniz. Mahvedersiniz, yarın ahiret günü, kıyamet günü, mahşer meydanında sizi kurtaracak bir sebep sizin için kalmaz. Çünkü bir insanın ameline riya, şirki bulaştığı zaman
gösteriş şirki bulaştığı zaman, amelini Allah dışında başkası için yapma hastalığı bulaştığı zaman zaten o insanın daha iflah olma şansı yok. Böyle insanlar var ya, belli bir yerden sonra takvasını, ihlasını kaybeder. Artık takva ve ihlas kavramı onun için bir anlam ifade etmez. Sadece şöhret ve nam. Yani rüzgar hangi yöne esiyorsa onlar o yöne eser. Toplum neye göre ise, yöneticiler neyin menfaatini gidiyorsa o onun peşinde koşar. Onun için gerçekten hiçbir insan şunu unutmasın. Bu dünyada kahramanlar da unutulur, şöhret sahipleri de unutulur, zenginler de unutulur. Kimler unutulmadı? Kimler unutulmadı? Mekke'nin o eşrafı, kendini kibir bataklığında bulan Mekke'nin illeri gelenleri bugün kimsenin tenezzül edip evladına bile ismini vermedi insanlar haline geldiler yani. Allah-u Teala şöhret ile, kibir ile, gurur ile, riya ile yaptığı lan hiçbir amelin karşılığında hiç kimseye bir izzet vermemiştir. Ve bugünden sonra da onu yapana vermeyecektir. Onun için gerçekten Müslüman kendisini sorgulayacak. Bazen biz nasihat ediyoruz birbirimize. Biz her Müslümanın kendi iç aleminde kendisini bir sorgudan, bir sorgu ifadesinden geçirmesi gerekiyor. Acaba ben amellerime riyayı bulaştırıyor muyum? Acaba amellerimde riyadan bir pay, bir pişk var mı yani, bir kısım var mı diye kendisini sorgulaması lazım. Çünkü herkes muhasebesini bu dünya hayatında yapmazsa ahiret günü yapılan muhasebe daha çetindir. Burada herkes kendi muhasebesini yaparsa ahirette sağlam gider. Zaten Nebi aleyhissalatü vesselamın nefis ile cihat kavramı üzerine çok durması ve İbn-i Kayyim el-Cezvi'nin Zat-ül Ma'ad'de peygamberin cihadını överken peygamberin cihadının temelinde nefsiyle olan mücadelesi vardı. Yani Allah'ın Resulü nefsini öldürmüştür. Onu mutmain etmiştir. Yani tam anlamıyla nefsi Allah'a teslim olmuştur. Çünkü bir Müslüman bununla bu konuda mücadele etmek zorunda ve sorumluluğunu taşır. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar. Bizim nefsimiz böyle terbiye olacak, bizim nefsimiz iman edecek, doğru istikamet üzerine gidecek, Allah'tan havf ile korkacak bir nefis değildir. Hiçbir beşerin değildir. Peygamber, Resul ve Nebi'ydi, Allah'ın terbiyesindeydi. Allah-u Teala melekleri onu denetliyorlardı. Bizim böyle bir durum yok. O zaman bizim denetimimiz kendimiz olacağız. Eğer bir şey nefsimize hitap ediyorsa, bir yaptığımız amelden dolayı hoşnutsuzluğunu bize ifade ediyorsa, bilin o meleklerdir ve bizi uyarıyorlar. Bilin ki o bizim imanımız ve inancımız ve ruhumuzdur. Aynı keza vicdanımızdır. Demek ki biz hatalı işler yapıyoruz. Hemen tövbe ile o işten teberri etmek, iştinab etmek lazım. Kendini korumak, ondan sakındırmak lazım. Eğer bunu yapamazsa insan zaten kaybeder. Yani akşama kadar sosyal medyada hep küfrü tel'in eden, her şeye meydan okuyan, her şeyi kötüleyen ama hiçbir zaman nefsine terbiye vermeyen Müslümanların en büyük sorunu mahşerde onlar yaşar. Onun için herkes önce oku kendisine, yani eleştiri okunu kendi nefsine yönlendirerek kendisini terbiye etmek, kendisini Allah-u Teala razı olacağı bir çizgiye getirmekle mükelleftir. Bir Müslümanda riya varsa, yani havf, gizli şirk dediğimiz havfi şirk varsa o adamın kıyamet günü iflah olma şansı yok. Onun için her zaman kendimizi sorgulayalım, sorgudan hiçbir zaman geri durmayalım. Sorgu bir insanın imanını kemale erdirtir, bir insanın hatalarını telafisine sebep olur. Ama insan kendi nefsini salarsa, hep gözü dışarıda başkalarının hatalarında olursa o hiçbir zaman iflah olmaz ve hiçbir zaman düzelmez. Allah'ın da razı olduğu bir kul, takva sahibi bir insan da olmaz. Bunu böyle bilmek lazım. Allah-u Teala hepimizden razı olsun. Rabbim bizi havfi şirkten korusun. Bizi iman ve İslam üzerine tutsun. Allah-u Teala Kur'an'ı ve sünneti yaşayan, iman eden, hayatına tatbik eden kullarından eylesin. İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ve aleyküle sahibi kule cümayin ve şuhedai ve salihin. لله تعالى الفاتحة ما سقط